أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم Derince Vahiy Pınarından Damlalar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayenizi meşhur, zembinizi mağfur, amellerinizi, amellerimizi makbul eylesin. Evet, Vahiy Pınarından hangi damlalar bugün damlayacak? Okuduğum ayeti celilede Nisa 6 altıncı dersi yapıyoruz. Altı numaralı dersi yapıyoruz. Ve bu dersimizle Nisa suresinden ne anladık onu bitirmeye çalışıyoruz. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerim, Evet, Allah'ın ilahi mesajında ve ders yaptığımız Nisa suresinde 6. dersimizi yapmak üzereyiz. Bu 6. dersimizde Kur'an'ın genel bir metodunu sizinle paylaşmak istiyorum. Allah cehennemi anlatmışsa arkasında cenneti anlatmış. Eğer cenneti anlatmışsa Rabbim arkasında cehennemi anlatmış. Yani birini anlatıp birini bırakmamış akıl sahiplerine ibret olsun diye her şeyi önümüze sermiş. İşte bugün de önce okuduğum ayete bakıyoruz ama Allah'ın cennetine koyacak kulların Nisa suresindeki davranışlarından Allah neyi anlatmış onun üzerinde duracağız. Ve üç tane i harfinin üzerinde ağırlıkla duracağız. İman, İslam ve ihsan. Tekrar tekrar Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet kıymetli dinleyicilerim, ayetlere baktığımız zaman genel olarak imanla ilgili ayetleri görüyoruz. Ceza hukuku ile ilgili ayetleri görüyoruz Kur'an'da ve bir Müslümanın yaşaması ile ilgili ayetleri görüyoruz, kısa ayetlerini görüyoruz. Bugün işte iman ve neticesinde bir yolculuk, imanın, imanlı yaşamanın, İslam'ı yaşamanın neticesinde cennete ulaşmayı sizlerle paylaşacağız ayetlerin ve hadisin şeriflerin ışığında. Kıymetli dinleyicilerim, Rabbim hepinizi, hepimizi cennetine giren kullarından eylesin. Niye dua ediyoruz? Amin diyoruz. Amin, istecip manasında isim fiildir. Ya Rabbi duamızı kabul et manasındadır. Ve Rabbim her birinizin, her birimizin duasını kabul eylesin. Bakıyoruz şimdi ayetlere. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ O kimseler ki iman ettiler, salih amel işlediler. Allah'ın hoşuna gidecek ameller işlediler. Evet, iman. Şimdi başka bir ayet geçmiş derslerimizde okuduğumuz o ayetle bunu birleştiriyoruz. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَضِيعُ اللّٰهَ وَاَضِيعُ الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ لَا خِرِ رَيَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey iman edenler! Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat edin. O neyi söylemişse, Allah neyi emretmişse, Peygamber neyi yaşamışsa, nasıl yaşamışsa, dine tahakkuk eden, taalluk eden onu hayatınıza yansıtın. Onunla yaşayın. Kıymetli dinleyicilerim, La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Geçen bir ilimizde mikrofonun bir muhabir kardeşimiz, ilin ismi önemli değil, vatandaşa uzatıyor. Ve vatandaşa şunu söylüyor. Bir kelimeyi şehadet getir. Veya İslam'ın ilk Müslüman olmanın birinci basamağı nedir? İnanın ki 100 kişiden 95 kişisi doğru bir kelimeyi şehadeti, kelimeyi tevhidi getiremedi. O vakit ben bu dini anlatmaya çalışan bir kardeşiniz olarak kendimi suçlu hissettim. Eğer o insan kelimeyi i şehadet getiremiyorsa, bulunduğumuz görev yaptığımız yerlerde kelimeyi i şehadet getiremiyorsa, biz bize düşeni yapmamız lazım. Ev ev, kapı kapı, kelimeyi i şehadet ve kelimeyi i tevhidin manasını yaşadığımız bölgedeki insanlarla paylaşmamız lazım. Çünkü bir başka ayeti buraya getiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi tebliğdir. Gelmeyene gitmektir. Dini doğru anlatmaktır. Onun için de biz demek ki şahsım için bunu söylüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Yaptığımız görevimizde görevimizi harfiyen yerine getiremedik. Benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin bizim son peygamber Hatemün Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'den kalkıp Taif'e gitmişse biz de sıcak yataklarımızı terk edip birilerinin adeta kapılarını çalıp Allah'ın ilahi mesajıyla o insanları buluşturmamız lazım. Evet ne diyordu Rabbimiz? اَطِعُ ve وَاَطِعُ الرَّسُولُ Yani kelimeyi şehadeti getireceğiz ama Allah'a itaat edeceğiz. Onun emirlerine evet diyeceğiz. Kelimeyi tevhidi getireceğiz. Dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik edeceğiz. Ama hemen akabinde اَطِعُ ve <Sessizlik> وَاَطِعُ الرَّسُولُ Peygamber'e de itaat edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerim, Sahabiler peygamberi gördü, onunla yaşadı. Ona istedikleri soruları sordular, adeta bugün bize ışık tuttular. Ama o bir proje zaman zaman anlattığımız sünnetsiz bir Kur'an'ın anlaşılması mümkün değil. Kur'an bana yeter diyen insana bir soru sormak istiyorum. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'ı anlatmamış, açıklamamış olsa idi şu ayeti nasıl anlayacaktık? Sizin dikkatinizi cebetmek çekmek istiyorum. Nasıl bir yanlış anlayışın olduğunu anlamanızı istiyorum. Diyor ki Kur'an-ı Kerim ve in kuntum ve in kuntum junubam tat haru. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Peygamber temizlenmenin nasıl yapıldığını bize anlatmamış olsa idi Kur'an'dan biz nasıl yıkanacağımızı, cünüplükten nasıl temizleneceğimizi, hanımefendiler özel günlerinin arkasında nasıl temizleneceklerini Hazreti Ayşe validemiz peygamberimize sorup da öğrenmemiş olsa idi, sünnete yansımamış olsa idi nasıl anlayacaktık? Onun için Ehli Salib'in bu projesini çok iyi anlamamız lazım. Bizi önce önce sünnetten, peygamberden koparacaklar. Sonra da ayetleri kendi kafalarına göre yorumlayıp kıymetli dinleyicilerim bizi Kur'an'dan koparacaklar proje bu. Sonra Rabbimizden bizi koparma projesi, adeta kendilerinin üçlü bir Allah inancını bize dayatmaya çalışacaklar. Kıymetli dinleyicilerim, Allah Allah'a itaat edin ve hemen yanında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de itaat edin. Bakıyoruz şimdi ayetlere Nisa suresinde. Bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ona çözdürün. Peygamber yok aramızda şu anda. Biz peygamber değiliz ki Allah'a götürüp vahiy alacağız. O vakit iki şeye gitmemiz lazım ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o adresi bize göstermiş. Ben size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim. İhtilafa düştüğünüz zaman, bir konuyu anlamadığınız zaman ona müracaat edin. Ve Muaz bin Cebel'in, Muaz bin Cebel'in ve bir rey dediği üçüncü basamak da ona müracaat edeceğiz. Yani Allah'ın kitabında yok, peygamberin sünnetinde yok, sahabinin hayatında yok, peygamberin böyle efendim bir tavsiyesi yok. Peygamber yapılan bir, iş, bir konuda sükut kalmamış, işin ehli bu konuda bir mesele söylememiş. Kitap, sünnet, icma, kıyas bunların hiçbirinde yoksa o asıl ve fe'i kaynaklarda vakit ve bir rey diyor. İşin ehli kitap ve sünnetin ışığında bu saydığımız icma ve kıyasın ışığında o konuya o konuyu kendi akli melekesine havale edecek ve samimi bir kalple samimi bir niyetle peygamberle savaşarak değil Allah'ın kitabı ile savaşarak değil haşa Allah'la savaşarak değil. Bakıyoruz şimdi. Yanlış işler yapıyoruz zaman zaman. Yine Nisa suresinde Allah bize bir yol gösteriyor. Buyuruyor ki ve men ahsanu dinen mimmen esleme veجههhu mis tanınmamış, bilinmemiş birisi efendim gelmiş peygamberin önüne oturmuş. Adeta dizlerini peygamberin dizlerine karşı vermiş. Ellerini peygamberin ellerinin üzerine koymuş. Dizlerinin üzerine. Mel iman. Ya Muhammed. Ey Muhammed iman nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inanmak yani bizim klasik şeyde anladığımız tu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âkhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Adeta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş. Söyleyince o gelen insan soruyu soran demiş ki Sadakta ya Muhammed. Doğru söyledin ey Muhammed demiş. Sonra demiş ki mel İslam. İslam nedir? Yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç kızmadan Gayet rahat. Diyor ki kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac yapmaktır. Soru soran yine hem soruyu soruyor hem de diyor ki sadak ya Muhammed doğru söyledin ey Muhammed. Üçüncü bir soru soruyor. Mel ihsan. İhsan nedir ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki sen Allah'ı görmediğin halde onu görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsun, o seni görüyorcasına ibadet etmendir. Kıymetli dinleyicilerim, şimdi şu ayete dönüp baktığımız zaman Rabbim Allah diyen iki ayeti birleştiriyorum. Ve Allah'a teslim olan, fikriyle, zikriyle, varlığıyla, her şeyiyle Allah'a teslim olan ve Allah'ı görürcesine ibadetlerine müdavim olan kulluğunu Allah'ın huzurunda yapar. Hiçbir şey ona artı ortak koşmaz. O onu görüyorcasına ibadet eden sonut ve tebaa ve tebaa millete İbrahim'e hanife. Sonra da İbrahim'in tevhid dininde olacak, Allah'a teslim olacak, öyle Allah üçün üçüncüsüdür, Meryem'dir, İsa'dır, Evruhul Kudüs'tür, şudur budur değil. Allahu ehad, Allah birdir. Bunu da kabullenecek. Sonra bunu yapan İbrahim aleyhisselam وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِمَ Allah'ın dostu olacak. Kıymetli dinleyicilerim, Böyle Allah'ın dostu olanlar وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Allah onları ebedi kalacakları cennetlerine sokar. O cennetlere girer. Şimdi kafamızda şöyle bir şey oldu. Hocam bu soruyu soran kimdi? Soruyu üçüncü mel ihsanı da sorduktan sonra peygamber onu tarif edince dedi ki o soruları soran sadakta ya Muhammed. Ashab hayret etti. Ve yerinden kalktı. Mescid-i Nebevi'den çıkıp gitmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabiler sordular. Ya Resulallah bu tanınmayan insan kimdi? O kardeşim Cibril'di. Size dininizi öğretmeye geldi. O vakit biz o dini o anlatılış şekliyle öğrenip ve yaşamamız lazım. Allah'a iman sağlam. Kim olursa olsun karşımızda. Hangi desiseler kurulursa kurulsun Hangi nimetler önümüze serilirse serilsin Mekkeli müşriklerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tekliflerini unutmayalım. Ey Muhammed sana dört tane şey teklif ediyoruz. Dört tane. İdareci olmak istiyorsan başımıza seni idareci yapalım kralımız ol. Mal mülk servet sermaye istiyorsan en çoğunu en güzelini sana verelim. İçimizden birisiyle evlenmek istiyorsan, kimi beğeniyorsan onunla seni evlendirelim. Bakınız bunlar hep insanın ayaklarını, bir Müslümanın ayaklarını kaydıracak olaylar. Eğer hastaysan seni doktorlara gezdirelim, tedavi ettirelim. Ama Allah'ın Resulü'nün söylediği bir söz var orada. O buyuruyor ki, Allahu a'at, sağ elime güneşi, sol elime ayı koyacak olsanız, Allah birdir, iki değildir diyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyicilerim, bir insanın kamil bir mümin olabilmesi için İman, İslam ve ihsan kavramlarını yerine getirmesi lazım. Sen Allah'la sürtüşme içinde olacaksın. Sen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah itaat et diyor. Peygamberle sürtüşme içerisinde olacaksın. Olanların akıbetleri perişan olmuş. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. İnşallah konu daha iyi anlaşılır. Kıymetli dinleyicilerim neden örnek vereceğiz? Ayetlerden örnek vereceğiz. Diyor ki Rabbimiz yine Nisa suresinde ve men الرَّسُولَ مِنْ min مَا ma لَهُ lehül huda ve yettebi' ğayra sabilil مَا yublihi ma tawalla وَسَاءَتْ cehennem ve saet mesira. Kim peygamber ortaya koyduğu ve hayrul hüda, hüda Muhammed'in en hayırlı hidayet rehberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ortaya koyduğu yoldur. Allah'ın yoludur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sırat-ı müstakimdir. O yolda haram yoktur, o yolda yalan yoktur, o yolda gıybet yoktur, o yolda dedikodu yapma yoktur, o yolda Tecessüs yoktur birilerinin ayıplarını arama. O yolda yalancı şahitlik yoktur. O yolda Allah'ın yasakladığı hiçbir davranış yoktur. Kim peygamber hidayet yolunu ortaya koyduktan sonra başka yollar arar da peygamberin dediğini kabullenmeyip peygamberle sürtüşürse. Bir örnek vermek istiyorum. Kıymetli dinleyicilerim, Ebu Leheb'in iki tane çocuğu, peygamberin iki kızıyla evli. Başka çocukları da olabilir. Ama ne zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini tebliğ etmeye başladı, aile baskısıyla kimi de gönül rızasıyla Ebu Leheb ve eşi Tebbet Suresi'ni size adres olarak gösteriyorum. O surenin maline manasına bir bakınız. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb. Ebu Cehil'in tebbet yeda ebi lehebin ve tebb. Ebu Cehil'in eşinin iki eli kurusun kurudu da ben ona kırılsın diyorum. Niye? Allah'ın Resulü Beytullah'a gittiği yollara Diken taşıyıp da dikenli çalılar taşıyıp da seren Ebu Leheb'in hanımı. Ebu Leheb'in de yaptığı zulüm ondan aşağı değil. Tebbet suresini bir incelememiz lazım. Ama daha daha dikkat çeken bir olay var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ebu Leheb'in oğlu Utbe peygamberimizin kızıyla evli. Ama peygamber peygamberliğini tebliğ etmeye başlayınca aile baskısı peygamberimizin kızını boşuyor. iki kızı boşanıyor peygamberimizin. Bununla da kalmıyor. Utbe geliyor. Utbe peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinden çekiyor, ona hakaretler yağdırıyor. Peygamberimiz çok üzülüyor. Peygamber üzülür de onu yapan rahat kalır mı? Peygamberimiz Utbe'ye bedduada bulunuyor. Demek ki peygamberi çok üzmüş. Yani peygamberin mübarek dişi, kır, dişi kırıldığı zaman Uhud savaşında bile beddua etmemiş. Ya Rabbi demiş, onların soyundan gelenler, Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamberin dişi kırılınca Hazreti Cibril gelmiş Allah'ın emri var. Eğer istersen Kureyş'i Allah yerin altına batıracak. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben rahmet peygamberiyim. Olabilir ki onların soyundan gelecek olanlar dini mübini İslam'ı kabullenir ve ona hizmetkar olur diyor. Kıymetli dinleyicilerim bu peygamber hutbeye bedduada bulunuyor. Ve bir ticaret kervanında gece bir yerde kervan mola veriyor. Allah şu ayete dikkat ediniz. İnne ma emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun Allah bir şeye ol dediği zaman o da olu verir. Allah bir aslan görevlendiriyor. Nasıl ki Nemrut'u öldürmek için bir sinek, Mekkeli müşrikleri sapıtmak için, saptırmak için bir örümcek görevlendirmiş, aslana bir görev veriyor. Aslan geliyor gece, peygamberin bedduası yerde kalmaz korkusu ile tarih kitaplarında okuduğum, hatırladığım kadarıyla ikrime, şey ut 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 bir ekin yığınının altına saklanıyor. Ama aslan geliyor koklaya 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 ekin yığınının altında ut buluyor ve onu parçalıyor. Kıymetli dinleyicilerim, yani peygamberlerin bedduaları bu kadar ama bu kadar geçerli. Biz biz olalım, peygamberlerin duasına mazhar olalım. Ona ümmet olalım. Sözlerimi şöyle toparlayıp bitirmek istiyorum. Kıymetli dinleyicilerim. Allah ne buyurmuştu ayeti celilede? Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun ve <Sessizlik> tebaa millet İbrahim hanife ve tehaz Allahu İbrahim halil. Sadaq Allahu Allah ona dost dostum diyor. O dost var ya. Onunla ben sözlerimi bitiriyorum. Öyle dost olmayı Rabbim hepinize, hepimize nasip etsin diyorum. İbrahim aleyhisselamın Nemrut ateşe atıyor. Günlerce odun taşıtıyor. Ateşi tutuşturtuyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın uzaktan mancınıkla kimse ateşin hararetinden yaklaşamıyor. O ateşin ortasına şöyle mancınıkta atlaya atlaya atlata atlata giderken Hazreti Cibril rivayetlerde ona geliyor. Diyor ki Allah'ın emri var. İstersen bu ateşi Allah yerin altına batıracak. İsteyin ne? Diyor ki, benim bende olan Allah aşkı ona bağlılık ona dostluk Nemrut'un ateşini söndürür. O ateş ne ki beni yakacak? Ateşin ortasına düşünce Allah o düşmeden gül bahçesini hazırlıyor. Çünkü ateşe diyor ki: Kulna ya naru Kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş! Hararetini kes. İbrahim için selamette ol. Çünkü dost dostunu hiçbir zaman unutmaz. Allah da dostu olan İbrahim'i unutmadı. İki ayeti birleştirerek ateşe ne demişti Rabbimiz? Bulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim ey ateş hararetini yok et. İnne ma emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Allah bir şeye ol dedi mi olu verir. Ateş hararetini bitirdi. Ateşin ortası bir gül bahçesi oldu. Nemrut ve adamları sonra baktılar ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halil Halik'inin bahçesinde rahatına bakıyor. Evet Rabbim hepinizi hepimizi kendisine kul, kendisine dost, dostum diyebileceği kullardan olmayı nasip eylesin. O dostluk olunca dünyadaki belalar, dünyadaki musibetler adeta hiç olur. Birisi peygamberle sürtüşür, Allah'a savaş ilan eder, aslan gelir koklar, ekin yığınının altında da olsa onu yer, parçalar ama birisini de Allah'ın dostu olunca ateşe atılsa da orası gül bahçesi olur. Yeter ki biz biz olalım. Allah bizim yar ve yardımcımız olsun. Allah bizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet. Olun.